yerleşmiş, ismiyle de şereflendirmiştir. Rumlar zamanındaki ismi Maydos'tur. Maydos, yedi yerinden rüzgar alan anlamına gelmektedir ki gün içerisinde de göreceksiniz, yedi çeşit hava akımıyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Hava şimdi çok sıcak, biraz sonra yağmur da yağabilir, rüzgar da çıkabilir. Anlayacağınız buranın havası hiç belli olmuyor gençler. Ve Çanakkale'nin Avrupa yakasında kalan bir ilçesidir aynı zamanda Eceabat. Ve Çanakkale savaşlarında en önemli şeyi ise Mustafa Kemal Paşa buraya gelerek bir dönem burayı karargah olarak kullanmış. Sonra Binalı Köyü'ne giderek 19. tümeni kurmuş ve ihtiyat olarak orada beklemiştir. Şimdi gençler hepiniz şu camı açabilir misiniz? Şimdi tam uç kısma bakmanızı istiyorum. Bakın tam uç kısma. Burunda bir kale göreceksiniz. Nara Kalesi, onun karşısında Binalı Kalesi ve biraz sonra karşımıza çıkacak olan Çamburnu Kaleleri üçlü sacaya şeklinde 2. Mahmut, 3. Selim zamanında bu boğazı korumak ve savunmak amaçlı yaptırmıştır. Bir devam edelim. Ve bakın Osmanlı'ya gelen her padişah muhakkak bu boğazın kenarlarına tabyalar, kaleler yaptırmıştır ki bugün Çanakkale savaşlarına başlamadan önce zaten tabyalar, kaleler göreceğiz gençler. Ve tam karşımıza çıkacak olan Çamburnu Kalesi, Çanakkale savaşlarında Sargiyer Hastanesi olarak kullanılmış, yakılmış yıkılmış, bombardıman altına alındığı için de sadece sur kısımları kalmıştır. Şimdi bakın tam karşımıza çıktı. Evet, kamyonların arkasında kalıyor ama biraz sonra kuş bakış şeklinde size daha net göstereceğim Çamburnu Kalemizi. Evet, şu anda görmüş olduğunuz bakın bahçesinde de sembolik toplar bulunmakta. Arkadaşlar Allah izin verirse bugün 130 kilometrelik bir alan gezeceğiz hep beraber. Ve bu alan içerisinde orijinal top göremezsiniz. Sadece bir yerde Almanlardan bize kalan orijinal topun namlusu var. Yeri zamanı geldiğinde sizlere onu göstereceğim. Sebebi ise biliyorsunuz ki Çanakkale savaşlarından sonra Kurtuluş Savaşı başladı ve biz şimdiki sınırlarımıza kavuştuk. Fakat yurdumuz, memleketimiz çok fakir kaldığı için Yarımada'daki bütün toplar toplatıldı, hurdaya verildi, eritildi, yollar, köprüler yaptırıldı. Bu yüzden orijinal top göremiyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece bir yerde namlusu var. Şimdi deniz kenarına doğru bakarsanız eğer Çamburnu Kalemizi daha net bir şekilde kuş bakış şeklinde görebilirsiniz. Evet, Çanakkale savaşlarında Sargiyeli Hastanesi olarak kullanılan Çamburnu Kalemizi. Arkadaşlar sizin oturacak yeriniz mi yok aradakiler? Evet hocam. Şimdi Çanakkale savaşlarına başlamadan önce İtilaf kuvvetleri zaten hepiniz bilirsiniz ama ben teyit olsun diye Çanakkale savaşlarına başlamadan önce amaç neydi, niçin gelindi, bu savaş neden yapıldı, kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Evet, amaç İstanbul. İstanbul alınırsa Osmanlı tarihe karışacak, Türk milleti bu topraklardan atılacaktı. Ve bunu bir günde yapabileceklerine inanıyorlardı. Güneyde Kirti'yi, kuzeyde Jonkbayır'ını ele geçirecekler. Kilitbayır pilotosunda buluşup gemilerine binip İstanbul'da, Topkapı'da, evet, İngilizlerin 5 çayı meşhurdur biliyorsunuz. 5 çayı içip Türk lokumlarından yiyeceklerdi. Amaç buydu. Ve kendilerine o kadar çok güveniyorlardı ki amiral de öyle bekliyordu. Bizim bayrağımızı gören Türkler kaçacak, delik arayacaklar diyordu. Çünkü Osmanlı'yı hasta adam gözüyle görüyorlardı. Peki ne oldu arkadaşlar? 18 Mart 1915'te bir günde alabileceklerini zannettikleri burayı biz onlara 8,5 ayda vermedik. Ve hasta adam usta adam çıktı ve biz onlara Çanakkale geçilmez dedik. Sizlerin sayesinde. Arkadaşlar şu anda Adres mevkiine gidiyoruz. Şimdi şehitliğimiz yapıldı ama henüz açılışı olmadığı için oraya giremiyoruz ama gözünüzün önünde yüzlerce Kızılay çadırını canlandırmanızı istiyorum. Çünkü Çanakkale savaşlarında oraya, evet, şu anda bulunduğumuz yer, görmüş olduğunuz bu koyluk alanda yüzlerce Kızılay çadırını canlandırın gözünüzde. Ve cepheden gelen askerlerimizin burada yarası sırılarak tekrar cepheye gönderiliyordu. Eğer çok ağır ise yarası buradaki gemilerimize bindirilerek İstanbul'daki hastanelerimize gönderiliyordu. Ve
Sargıyer hastanelerimiz gençler genelde su kenarlarında, dere kenarlarında kuruluyordu. Sebebi ise biliyorsunuz ki tıbbi malzeme kısıtlıydı. En azından hijyenik olması bakımından su kenarlarında kuruluyordu Sargıyer hastanelerimiz. Şimdi 3 tabura doğru gidiyoruz. Hala görevini sürdürmekte. İçerisinde tabyalarımız bulunmakta. Tabya nedir? Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü bugün çok tabya göreceğiz. Tabya askerin her şeyi, sığınağı, barınağı, top mevzilerinin bulunduğu, cephanesinin bulunduğu yerlere tabya diyoruz ki bugün bunu unutmamanızı rica ediyorum. Çünkü dediğim gibi çok tabya göreceğiz. Şu anda 3 taburdayız. Askeri alan içerisinde, dediğim gibi içerisinde tabyalarımız bulunmakta. Şimdi daha doğru bakalım. Ne demiş Necmettin Halil Onan? Daha doğru bakarsanız eğer. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir demiştir Necmettin Halil Onan. Bunu Kurtuluş Savaşı'nı, siz beni böyle gaza getirirseniz ben çok şaşırırım bunu. Evet, bunu Kurtuluş Savaşı'nda yazmıştır. Fakat burayı çok güzel ifade ettiği için de getirilip sadece bir kıtası buraya kazınmıştır Necmettin Halil Onan'ın şiirinden. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bunu feribottan da çekebilirdiniz, daha güzel çek. Burada ağaçlar olduğu için çok net çekilmiyor arkadaşım. Evet, şimdi Kilitbahir Kalesi'ne ve Kilitbahir Köyü'ne doğru gidiyoruz. İsminden de anlaşılacağı gibi denizin kilidi anlamına gelmekte Kilitbahir ve içerisinde Kilitbahir Kalemiz bulunmakta. 1461-1462 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından Romanya'dan getirdiği işçilerle Horasan'la yaptırılmıştır. Biraz sonra göreceğiniz o devasa yapı. Ne demektir Horasan? Çimento olmadığı için yumurta akıyla yaptırılmıştır. Biraz sonra göreceğiniz o devasa yapı. Ve yukarıdan bakıldığında Anadolu evlerinin kilidini, karşıdan bakıldığında üç yapraklı yoncayı, aynı zamanda kalbe saplanan bir oku ifade ettiği de söylenmektedir Kilitbahir Kalemiz için. Aynı zamanda eş zamanlı Çanakkale'de, yani tam karşısında da şu andaki ismi Çimenlik Kalesi, o zamanki ismi Kalayi Sultaniye, Sultanların Kalesi anlamına gelen Çimenlik Kalesi'ni de aynı zamanda yaptırmıştır Fatih Sultan Mehmet. Ve iki kalenin arası Boğaz'ın en dar, en akıntılı, en derin yeridir. 1250 metredir arkadaşlar. Biraz sonra kalemizin surlarından içeriye doğru gireceğiz. Ve oraya kalemizin önüne geldiğimizde Kilitbahir Kalesi'ne baktıktan sonra arkadaşlar tam karşısına da bakmanızı istiyorum. Çünkü Kalayi Sultaniye, yani Sultanların Kalesi'ni de göreceksiniz. Bugün oraya gezdiler mi? Arkadaşlar aynı zamanda Çimenlik Kalemiz'in yanında Nusrat Mayın gemimiz bulunuyor, maketi tabii ki. Ve özel günlerde o mayın döşeme anını sergileyen seyirler yapmakta Nusrat Mayın gemimiz, 18 Mart'ta 29 Ekim'de gibi törenlerde. Evet, şimdi arkadaşlar Kilitbahir Kalesi'nden içeriye doğru giriyoruz, surlarından içeriye doğru. Ve o zamanki teknolojiyi düşünerek bakalım lütfen arkadaşlar. O zaman vinç yok, traktör yok. İnsan gücüyle, hayvan gücüyle yapılmış, aynı zamanda Horasan'la yapılmış kalemizi görüyorsunuz. Evet, şu anda Boğaz'ın en dar yerindesiniz arkadaşlar. Karşıda da Kalayi Sultaniye, bakın. Ve bugün görmüş olduğunuz tabyaların muhakkak karşıda bir eşi var arkadaşlar. Kalelerin de muhakkak, sadece size en başta anlattığım üçlü sacaya şeklinde, geri kalanı ise hepsinin muhakkak Asya tarafında bulunmakta eşi, kalelerinde, tabyalarında. Evet, şimdi namaz bir anlatırken iyiceye başlayalım. Ben sizi çok rahatsız ettim ama başka türlü de duramıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi herkes sol tarafına bir baksın. Çünkü tabyayı anlatacağım ve tabyalarımız diğerlerde hepsi birebir içeriği aynıdır. Çünkü Osmanlı'da Fransız bir müteahhite yaptırılmıştır. 1700'lü yıllarda başlayıp 1892 yılına kadar sürmüştür yapımları. İkinci Abdülhamit'in yaptırmış olduğu namazgah tabyasını görüyorsunuz. Bakın gençler, şu anda tümsekler görüyorsunuz. Biz bunlara bonet diyoruz. Bonetlerin üzerinde 40 ton toprak atılıdır. Sebebi ise Çanakkale savaşlarında bunların üzerine 490 kilogramlık top mermileri düşüyordu. İşte o top mermilerinin hızını kesmek için. İkincisi ise kamuflaj. Karşıdan küçük tümsekler halinde görünüyor. Ve siz bonetlerin şu anda ikinci katını görüyorsunuz gençler. Bir o kadar da yerin altında var. Ve zincirleme birbirine bağlı. Yani uç bonetten giren asker diğer uç bonetten çıkabiliyordu. İstedikleri kadar top atışı yapsınlar, asker yerin altından görevini sürdürebiliyordu. Ortadaki bonet karargah binası olarak kullanılmıştır Çanakkale savaşlarında.
Bakın gençler, sağlı sollu yanları boşluktur. İşte diğer tabyalarımızda askerlerimiz buraya gelerek cuma namazlarını ve bayram namazlarını burada kıldıkları için buraya namazgah tabyası denmiştir. Aynı zamanda karşıdan bakıldığında bu tabyamıza bir seccade yandırmaktadır. Yavaşlayalım, yavaşlayalım. Arkadaşlar bakın, dekove hattı dediğim ray hattını görüyorsunuz. Tam uç kısımda, zeminde. Gördü mü herkes? Evet. İşte o ray hattıyla da döşelidir aynı zamanda bütün tabyanın içerisi. Yani askerin bütün mermisi, cephanesi, erzağı küçük vagonlar halinde buradan giriyor. Görmüş olduğunuz bu bonetlere tek 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 dağıtılıyordu. Ve bonetlerin arasında boşluklar görüyorsunuz bakın. Orada toplarımız vardı. Biraz önce sizlere ne olduğunu zaten söyledim. Ve bu namazgah tabyamızın en önemli özelliklerinden bir tanesi ise Çanakkale savaşlarında burası ana muhabere merkezi olarak kullanılmıştır. Yani telsiz telefon hattı buradan yönetilmiştir Çanakkale savaşlarında. Tamam, devam edelim. Ve arkadaşlar dediğim gibi tabyalarımızın özellikleri bütün hepsi birebir aynıdır içeriği. Şimdi Hamidiye tabyamız var bir de ama askeri alanın içerisinde bulunduğu için oraya giremiyoruz ama Seyit Onbaşı'nın görev yaptığı Mecidiye tabyasında ineceğiz biraz sonra. Arkadaşlar biraz önce de dediğim gibi 130 kilometrelik bir alan gezeceğiz. Hep indi bindi yapacağız. Ve bugün yarımada geziyorsunuz, bunu unutmayın. Daire çizerek gezeceğiz, gittiğimiz yerden bir daha geçmeyeceğiz. Bu yüzden lütfen arkadaşlar beni kaybetmiyorsunuz bugün. İkincisi, sizden küçük ricalarım var. İndiğimiz her yerde hediyelik standlar olacak arkadaşlar. Lütfen bir yerde sizin için hediyelik almanız için mola verelim. Çünkü her yerde aynı şeyler satılıyor. Çünkü buraya geliyor toptancı, hepsini dağıtıp gidiyor. Aynı şeyler, aynı ücret. Hani kaybınız yok. Bu yüzden lütfen her indiğimiz yerde hediyeliklere girmeyelim. Özellikle bayanlara söylüyorum. Çünkü kendim de bayanım. Alışveriş tutkunuzu biliyorum ama dediğim gibi bir yerde yaparsak sevinirim. Çünkü bu kadar kişi, bir kişi, iki kişiyi beklemesin. Çok teşekkür ederim beni böyle canı gönülden dinlediğiniz için. Buyurun.